Merhabalar, Nefis Tarifler kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yıllardır yaptığım ve garanti tarifim, hiç başka tarif aramam, tuzlu kurabiye yapacak olduğum zaman arkadaşlar, kesinlikle bu tarifimi yaparım. Ve ne zaman yapsam yiyenler, herkes tarifini soruyor. Kesinlikle denemeniz gereken bir tarif, garanti bir tarif, asla kıyırlığını kaybetmiyor. Haftalarca bir kutuda saklayabilirsiniz. Tazeliğini çok güzel bir şekilde koruyan bir tuzlu kurabiye. Kıvamı enfes, böyle ağızda eriyen mükemmel bir tadı var ve ben mahlepli yapmayı tercih ediyorum, ama mahlep tercih meselesi, isteyenler ekleyebilir. Bence çok yakışıyor tuzlu kurabiyeye. Yapımı da oldukça pratik arkadaşlar. Hemen 15 dakikada hamurunu yapıp fırına atabilirsiniz. Yani gerçekten çok kolay. El oyalayan bir tarif değil. Ben bugün örgü şeklinde yapmak istedim. Bu şekilde de çok seviyoruz çünkü. Şimdi dilerseniz tarifimize geçelim. Gereken malzemeler: 125 gram oda ısısında yumuşak tereyağıya ihtiyacımız var. Yumuşak olması önemli arkadaşlar. Kesinlikle eritilmiş kullanmayacağız. Yoğurma kabıma aldım tereyağımı. Onun üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı mahlep kullanıyorum ben arkadaşlar. Dediğim gibi bu tercih meselesi, isteyen ekleyebilir ama çok yakışıyor. Yarım paket kabartma tozu, bütün değil yarım ekliyoruz. Ve son olarak bir adet yumurtam var. Akını hamurun içine ekleyeceğim. Sarısını üzerine sürmek için ayırıyoruz. İlk önce bu aşamada güzelce tereyağım yumuşak olduğu için hepsini birbiriyle karıştırıyorum. Tereyağımızı güzelce ezdikten sonra unumuzu yavaş yavaş ilave etmeye başlıyoruz ve yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edinceye kadar yavaş yavaş, azar azar un ilave ediyoruz her zaman için. Ben un ölçüsü vermek taraftarı açıkçası pek değilim. Yani bazı tariflerde tabii ki muhakkak ölçü gerekiyor, ama bu tarz hamur işlerinde bence el ayarı daha önemli diye düşünüyorum. Tek püf noktası, birden dökmeyin unu, yoksa toparlamakta çok zorlanırsınız. Gerektikçe böyle az miktarda az miktarda ekleyerek hamurun kıvamını tutturabilirsiniz. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yaptım, gördüğünüz gibi çok güzel bir hamur. Şimdi ilk parçamı biraz ceviz büyüklüğünde olacak şekilde aldım ve elimle rulo haline getiriyorum. Çok esnek bir hamur olduğu için çok kolay her şekle giriyor arkadaşlar. Ben bugün örgü şekli yaptım ama siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. Daha sonra daha küçük bir parça alıyorum, ortasına yerleştirmek için. Ve klasik bir örgü şekli veriyorum. Bu şekilde İlk kurabiyemiz hazır. Hepsini ben bu şekilde hazırladım arkadaşlar. Bu şekilde ilk bezemizi biraz büyük alıyoruz, rulo yapıp, diğer ikinci küçük bezeyi de rulo yapıp ortasına yerleştirip örüyoruz. Gerçekten çok kolay, ama piştikten sonra özellikle şeklini muhafaza ettiği için çok güzel oluyor. Kesinlikle deneyin diyorum. Ve tüm hamurumu bu şekilde hazır ediyorum. Dediğim gibi şekli tamamıyla size kalmış bir şey. İsterseniz küçük küçük tek lokmalık da yapabilirsiniz. Veya değişik şekillerde de yapılabilir. Dediğim gibi hamuru çok güzel bir hamur. Her şekle kolaylıkla giren bir hamur yani. Ve piştikten sonra şeklini muhafaza ediyor. İçinde kabartma tozu olmasına rağmen böyle yayılma, aşırı kabarma vesaire olmuyor. Ve en önemlisi, piştikten sonra kıyırlığı asla gitmiyor. Yani ertesi güne falan yumuşama olmuyor bu tarifle. Ama kapaklı bir kutuya koymanızı tavsiye ederim piştikten ve soğuduktan sonra.
Eğer o şekilde muhafaza ederseniz haftalarca tazeliğini koruyan bir kurabiye. Bu arada fırınımı da 180 dereceye açtım. Isınıyor şu an ben kurabiyelerimi yapasıya. Evet, kurabiyelerim hazır artık. Şimdi üzerlerine ayırmış olduğum yumurta sarısını süreceğim. Yumurta sarımızı da sürdükten sonra ben üzerine susam ve çörek otu serpmeyi tercih ettim. İsteyenler sade de bırakabilir. Çok güzel bir tarif. Mutlaka deneyin. Ve dediğim gibi çok pratik, çok kolay. Zamanınızı almayacak bir tarif. Ama çayın yanına çok yakışan bir kurabiye. Şimdi 180 derece ısıttığım fırına veriyorum. Ve hafif kızarana kadar pişiriyorum. Altı ve üstü kızarmalı. Beyaz kalacak şekilde pişirmiyoruz bu kurabiyeyi. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızarmış kurabiyeler. Kıyır kıyır harika oldular ve şeklini muhafaza etti yani gördüğünüz gibi. Kesinlikle bu lezzetli kurabiyeyi denemelisiniz. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Şimdiden yapıp yiyecek olan arkadaşlara afiyet olsun diyorum. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.